Vehim kontrol altına alınabilir mi? Vehmin insanda mevcut bir esma ile bir ilişkisi var mıdır? Çok güzel söylemiş aslında. Doğru. İnsanda öyledir. Manevi olarak da böyle bir vehim kuvveti oluyor. Vehim aslında zan demektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi kabullenmektir, kabul etmektir veya kabul ettirmeye çalışmaktır. Bunun karşılığında herhangi bir esma yoktur. Ama esmanın çünkü tam tersidir. Esma hak, vehim ise, zan ise batıldır. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Zan ilimden hiçbir şey değildir. Onlar zanına tabi olurlar. Zan ilimden hiçbir şey değildir. Olmayan bir şeye, ilim olmayan bir şeye tabi olunmuş olur. Bir boşluk olduğu içindir. Vehim oluyor, zan oluyor. Gönülde boşluk var. O boşluğu mutlaka Allah'ın isimleriyle doldurmak gerekiyor ki zandan kurtulabilelim. Allah'ın ilmiyle, marifetullahla doldurmamız gerekir ki o zandan kurtulmuş olalım. Yoksa zandan, vehimden kurtulmak mümkün değildir. Çünkü gönül boşluk kabul etmiyor. İman boşluk kabul etmiyor. Allah'ın isimlerinin tecellisi boşluğu kabul etmiyor. Boşluk olduğunda oraya mutlaka vehim gelir, zan gelir, şeytanın verdiği vesvese gelir ki hepsi aynı kaynaktan gelir. Olmayan bir şey. Zan, vehim, vesvese. Evet, doldurabilmek için hakikati almak gerekiyor. Allah'ın isimlerine tam iman etmek gerekiyor. Varlığından kurtulup hakiki varlığa ermek gerekiyor. Kamil manada iman etmek gerekiyor. İman etmek gerekiyor ki bütün varlığımız Allah'a ait. Üzerimizde, gönlümüzde söz hakkı O'nundur. Yetki O'nundur. Biz O'na aitiz. Kendi benliğimizden, vehmimizden kurtulup Allah dememiz gerekir. Onun için söylüyoruz. Allah diyenler ben demekten kurtulur. Ama ben diyenler Allah diyemez. Allah demesi mümkün değildir. 10 sefer Allah der, 11. sefer bakıyorsun ki ben dedi. Hala benliğinden kurtulmadı. Zaten müşid-i kamile tabi olmak da bunun içindir. Kendi vehmi olan benliğinden kurtulup gerçek manada Allah demektir. Allah'ın bekasıyla beka bulmaktır. Buna kısaca fena ve beka deniyor. Fenayı kul kazanıyor. Kul tarafındandır. Beka Allah tarafındandır. Kul eğer ben yokum Allah var derse elbette ki bu safa safa olan şeydir. Önce ben yokum, mürşidim var. Resulullah Efendimiz var. Evet. Onda tecelli eden evet Allah'tır deyip bundan kurtulması gerekir. Sonra Allah bekayı ihsan eder. Kul ben yokum Allah var deyince bekayı bilmiyor. Allah'ın tecellisini bilmiyor ama kendi vehmini biliyor. Kendi zanını biliyor. Bundan kurtulup Rabbim ne dediyse o, Allah ne dediyse o dediyse bu durumda kendi vehminden kurtuldu. Allah da ona bekasıyla tecelli eder ki hakiki varlığa sahip olur. O zaman görür. Ben bilmiyorum Allah biliyor deyince Allah da ona öğretir. Çünkü Allah'ın bilgisini kabul etti. Kendi vehmini, zanını bıraktı. Allah'ın bilgisini kendi bilgisine tercih etti, vehmine tercih etti. Bununla beraber Allah'ın hakiki varlığını kendi vehmi olan varlığına tercih edince evet, Allah'ın bekası tecelli ediyor. Benlik, toz duman yok oluyor. Bu herkeste böyledir. Neye göre kuvvetleniyor bu? Vehminin çokluğuna göre. Vehmin çokluğu da hakikatin azlığına göredir. Hakikat ne kadar tecelli ederse vehim o kadar kaybolur. Işık ne kadar şiddetli olursa karanlık o nisbette aydınlanıyor çünkü. Onun için iman nuru şiddetlendikçe, Allah'a muhabbet şiddetlendikçe o vehim de, o karanlık da, vehmi olan varlık da, ilim de, bilgi de kayboluyor. Bunun için yapılması gereken şey Allah demektir. Rabbim ne dediyse o. Doğru odur. Hak odur. Güzel odur.
demektir. Kendi adına hüküm vermemektir. Aklıyla, iradesiyle, ilmiyle, bilgisiyle hüküm vermemektir. Hükmü Allah ile vermektir. Hükmü Allah ile verince vehim kaybolur. Onun için söylüyoruz. Bir tek hak vardır, bir tek hakikat vardır. O da Allah'tır. Bir tek doğru vardır. O da Allah'ın söylediğidir. Allah'ın buyurduğudur.